Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer. Bu modülde ağlarımızda kablo bağlantılarını oluştururken kullandığımız standartlar hakkında konuşacağız. Bu Network Plus sertifikasyon bölüm 2.4'ten gelmektedir. Burada bize bir senaryo veriliyor ve uygun kablo bağlantısı standartlarını ayırt etmemiz ve uygulamamız gerekiyor. 568A olarak adlandırılan ve 568B olarak adlandırılan şeyler var. Burada düz kablolar var. Çapraz kablolar var. Konsol kablolar ve geri döngü bağlantıları var. Bunlardan her birisi hakkında konuşacağız. Şimdi kablo bağlantısı standartları fikri ve bunun nereden geldiği hakkında tartışarak başlayalım. Kabloları taktığınızda, her şeyi bağladığınızda gerçekten ağ üzerinde hiçbir şey olmayabilir. Çünkü ağınızın kablo bağlantısı kısmı doğru şekilde yapılmamış olabilir. Ve genelde uygulamaya geçmeden önce kablolarınızı test etmek istersiniz. Karşılaştığımız güçlük, eğer kablolarınızın üzerindeki konnektörlere bakacak olursanız, bu konnektörlerin oldukça benzer olduğunu göreceksiniz. Bu ister bir konsol kablosu, ister geri döngü kablosu, ister ethernet düz geçiş kablosu veya bir çapraz kablo olsun, hiç fark etmez. İnsan gözü için bu konnektörler tamamen aynı görünür. Bunların arasındaki tek fark o kılıfın içerisindeki teller ile ilgilidir. Bu yüzden bunun gibi bir kablo eşleme aygıtını kullanmak oldukça işe yarayacaktır. Bu hangi bağlantının konnektör üzerindeki hangi portlar için olduğunu size gösterecektir. Gerçekten yanınızda iyi bir kablo uzmanı olsun istersiniz. Kablo bağlantısı yapmak gerçekten bir sanattır ve bu konuda bazı insanlar oldukça iyi sanatçılardır. Bu yüzden etrafınıza baktığınızda işinde gerçekten çok iyi olan birisinin sizin için birçok kablonun bağlantısını yaptığından emin olmak istersiniz. Genelde size şu sorulacaktır. Ağlarınız 568 A ile mi sonlanıyor yoksa bunlar 568 B ile mi sonlanıyor? O halde bu ikisi arasındaki farkın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu IA, TIA 568 B tarafından oluşturulan standartlardan gelmektedir. Bu pin atamaları 8 iletken ile ilişkilendirilmiştir. Veya 100 ohm dengeli bükümlü çift kablo bağlantısı. Bu bugünlerde her iki uçta RJ45 konnektörlerinin bulunduğu ve ağlarımızda sıkça kullandığımız bükümlü çifttir. Şimdi bu ikisi arasındaki gerçek fark pin atamalarıdır. Yani hangi pinlerin hangi iki uçtaki hangi bağlantılara gittiğidir. Burada aslında başka bir fark yoktur. Kablo bağlantısında bir fark yoktur. Konnektörlerde bir fark yoktur. Tüm farklılıklar bu pinler ile ilgilidir. Bu belirtmeler gerçekten 568A'da özeldir. Şunu söylerler. Yatay kablo bağlantısı için bu pin çıkışlarını kullanın ve diğer her şey için başka pin çıkışlarını kullanın. Ancak herkes bu planı takip etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde neredeyse herkes 568B'yi kullanmıştır. Bu AT&T tarafından oldukça popüler olan bir standarttır. Şimdi hangisini seçtiğinizin bir önemi yok. Şirketinizde A veya B'den hangisini kullandığınızın bir önemi yok. Burada önemli olan şey herkesin aynı şeyi kullanıyor olmasıdır. Yani ne yaptığınıza bağlı olarak ve gerçekten başka birisinin geleneksel olarak kullandığı şeyi kullandığınız zaman bu herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Şu anda kendi ortamınızda ne kullanıyorsunuz? Güzel. Sadece kendi ortamınızda olanı kullanmaya devam edeceğiz. Gerçekten iki tarafı sonlandırmalısınız. Bir tarafa A ve diğer tarafa B koyacağız diyemezsiniz. Bu çalışmayacaktır ve bunun neden olduğunu bulmaya çalışacaksınız. O halde ortamınızda bunun nasıl sonlandığını belirlediğinizden ve aynı sonlandırma tipini kullandığınızdan emin olun. İşte burada 568A ve 568B arasında fark var. Bu tamamen renkler ile alakalı. O halde burada 8 bağlantı var. Bu RJ45 kablosunun ters çevirdiğimizde konnektörleri görebiliriz. Ve alt taraftaki kabloları görebiliriz. Bunların her birisi soldan sağa doğru 1'den 8'e kadar numaralandırılmıştır. Ve eğer bu kabloların renklerine göz atacak olursak, IA, TIA 568A bu renk tiplerini kullanır. Pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 1 ve 2'nin bir çift olduğuna, 7 ve 8'in bir çift olduğuna dikkat edin. Ve bu çiftlerin ortadan ayrıldığına dikkat edin. Burada turuncu var. Örneğin bu 3 ve 6 bir başka çift ve yine 4 ve 5 bir başka çift. O halde fark ettiğiniz gibi buradaki çiftler sırayla gitmiyor. Bunlar biraz ayrılıyor ve 568 B'de benzer şekilde ayrılıyor. Bunlar dış taraftaki çiftler ve en ortada bir çift var. Ve tam burada ayrı bir çifte sahip olmak için pin 3 ve 6'yı saracaksınız. Bizim yaptığımız şey sinyal çıkışını biraz daha ayırmak ve karmaşayı minimize etmek. Bu oldukça yaygın olarak görülür. Ve biz bu ikisi üzerinde bir standarda sahip olduğumuz için bizim için çok iyi çalışmaları gerekir. Farklılık elbette renkler ve bu renkler bu ortamda kullanılacaktır. Aslında eğer bu kabloya bakarsak bir tarafta turuncu ve diğer tarafta kahverengi olduğunu ve yeşilin etrafına sarıldığını görüyoruz. Mavi tam ortada bulunuyor. O halde bu TIA IA 568B konfigürasyonuna göre ayarlanmıştır. Bu bir A konfigürasyonu değildir. Bu yüzden diğer tarafta konnektörün bu kablonun diğer tarafındaki renkler ile tamamen aynı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Özellikle Ethernet ağlarında kullanıldığını göreceğiniz bir başka kablo tipi de Ethernet çapraz kablosudur. Şimdi çapraz kablo çok özel şekilde pin oluşturulmuş bir kablodur. Bu sadece diğer her kablo üzerinde çapraz geçiş yapmıyor. Normalde iki aygıtı birbirine bağladığınız zaman bunları bu düz geçiş yoluyla bağlıyorsunuz. Burada pin 1, pin 1'e gidiyor ve pin 2, pin 2'ye gidiyor. Kondüktör 3, kondüktör 3'e gidiyor ve bu şekilde devam ediyor ve tabii ki uygun renkler kullanılıyor. Bir çapraz kablo temelde gönderim tarafını alır ve bunu alım tarafına ters çevirir. Ve bu sayede bir huba, bir sivice veya ortamda bulunacak herhangi bir başka ethernet bağlantısına gereksinim duymadan bunu doğrudan iki ethernet aygıtına bağlayabilirsiniz. Ve bunu yaparak pin 1'in pin 3'e gittiğini, pin 2'nin pin 6'ya gittiğini ve 3'ün 1'e, 6'nın 2'ye gittiğini görebilirsiniz. Her şey kesinlikle aynı şekilde kalıyor. Pin 4, 5, 7 ve 8 hala düz kalıyor. Sadece bunun her iki tarafında 1'den 3'e ve 2'den 6'ya değişiklik yapıyorsunuz. Ve bu değişiklikleri yaptıktan sonra iki Ethernet bağlantısını doğrudan birbirine bağlayabilirsiniz ve bunlar her iki tarafta da bağlantıyı fark edecektir. Ve herhangi bir hub ya da herhangi bir switch'e gereksinim duymadan iletişim kurabilirsiniz. O halde bu gerektiğinde gerçekten kullanışlı bir hale gelebilir. Bir diğer kablo tipi de konsol kablosudur. Bir konsol kablosu çapraz kablo değildir. Bunu aklınızda tutun. Çoğu insan bunun bir Cisco konsol kablosu olduğu için imalatçı Cisco'yu işaret ediyor ve bunlardan bekledikleri bağlantı tipini işaret ediyorlar. Ancak bu gerçekten Dev Yost adındaki birisi tarafından oluşturulan bir standarttı. Bu gerçekte Yost seri aygıt kablo bağlantısı standardı olarak adlandırılıyordu ve hala yost.com adresine gidip buna bakabilirsiniz. Yost'un fikri şuydu. Eğer her iki uçta tekli RJ45 bağlantısına sahip olsaydık veya seri portumuzu RJ45'e değiştiren bir adaptöre sahip olsaydık ve daha sonra neyi bağladığımızın bir önemi olmadan tek bir kablo tipi kullansak nasıl olurdu şeklindeydi. Bu ister bir modem olsun, ister bir router, ister bir anahtar bağlantısı, ister bir yazıcı, ya da ağımız üzerindeki herhangi bir başka seri aygıt olsun biz aynı kablo tipini kesinlikle aynı bağlantı ile kullanabilirdik. Yalnızca yazıcı kablomu çıkartabilirim ve örneğin bunu bir modeme bağlayabilirdim ve doğru şekilde çalışacaktı. Bu harika bir fikirdi. Pin 1'in pin 8'e bağlandığı, pin 2'nin pin 7'ye bağlandığı, pin 3'ün pin 6'ya bağlandığı ve bu şekilde devam eden bir fikri kullandı. O halde temelde kablonun bir tarafını tamamen döndürmüş oldunuz. Kabloyu bir tarafından diğer tarafına döndürdünüz ve bunlar bu şekilde olduğu sürece her şey yolundadır. Mesele şuydu. Bu herhangi bir seri bağlantının çalışmasına izin vermek için bir RJ45 standardı olacaktı ve kendi ortamınızda her şeyi bağladıktan sonra düzgün şekilde çalışıyordu. Ve hatta Cisco gibi şirketler şunu söylüyordu. Bu insanlar bizim seri aygıtlarımızda bağlanmak istedikleri zaman bizim kullandığımız standart olacaktır. Ne yazık ki en çok dikkat edilen olmasına rağmen tam olarak sizin planladığınız şekilde çalışmıyor. Cisco kendi seri kablolarının hepsinde aynı standarda sahip değil. Ancak iyi ki çoğu bu standardı izliyor. Kablo bağlantısının bir diğer tipi de geri döngü kablosu olarak adlandırılan bir tiptir. Bu daha çok fiziksel portları test ettiğimiz zaman kullanılır. Portun bilgisini göndermek ve porta ne kadar bilginin geri geldiğini görmek istersiniz ve burada bir eşleme olup olmadığına bakarız. Ve eğer burada bir problem varsa bunun o aygıt ile alakalı bir donanım problemi olabileceğini biliriz. Bu ayrıca işletim sistemimiz için kullanışlıdır. Orijinal olarak Windows NT'yi belirli bir zamana geri yüklüyorsanız, Windows NT kullanılabilir bir ağ bağlantısına sahip olmanızı bekleyecektir. Ve eğer bir ağ bağlantısına sahip değilseniz bu çalışmayacaktır. Düzgün şekilde yüklenmeyecektir. O halde geri döngü kablosunu Ethernet bağlantısına bağlıyoruz ve her şey beklediğimiz şekilde yükleniyor. Bu ticari olan bir örnek. Bu 9 pin veya 25 25000 kullanan seri bağlantılarda ya da A bağlantısında bağlanır. Ethernet veya T1 olabilir. Bu A bağlantısı geri döngü kablolarından birisi olacaktır. Bunlar çapraz kablolar değil. Bunlar biraz farklı. Bu gerçekten sadece bir fiş. Bu gerçekten sadece bir kablo. Döngü oluşturduğumuz ve yeniden geri geldiğimiz yer. Gördüğünüz gibi pin 1'i döndürüyoruz ve pin 3'e geri geliyor pin 2'yi döndürüyoruz ve 6'ya geri geliyor. Bu her iki tarafta oluşturduğumuz çok genel bir RJ45 Ethernet ve bir seri geri döngü kablosudur. Burada Ethernet, çapraz, modem, kukla modem ve konsol kablolarını yapabileceğiniz ve tüm bu farklı konnektörlerin bunun ucuna takabileceğiniz harika bir web sitesi var. Bu specoper.org/5-n-1 ve bu benim yaptığım şey. Yani siz bu çok ince ek konnektörleri bir kuplörde bağlamak üzere oluşturabilirsiniz. Ve birçok farklı kablo çeşidi oluşturabileceğiniz tek bir ethernet kablosuna sahip olabilirsiniz. Şimdi bu kablo tipleri ve sahip olduğumuz konnektör tipleri hakkında neler öğrendiğimize bakalım. İlk sorumuz hangi kablo tipi doğrudan ethernet aygıtlarına bağlanmamıza izin veriyor? Burada göz attığımız bir pin yerleşimi ve kablo bağlantısı standardı vardı. Ve bu bizim çapraz kablomuzdu. Diğer sorumuz, hangi arıza tespit kablo tipi giden trafiği bilgisayara geri gönderecektir. Güzel, bu en son baktıklarımızdan birisiydi ve bu bir geri döngü konnektör tipiydi. Ve son sorumuz, hangi kablo bağlantısı standardı seri aygıtların bağlantısı için standart bir yöntem sağlamaktadır. Burada tek bir standart vardı. Bu kişinin adı Dev Yost olduğunu hatırlayacaksınız ve konsol veya Yost standart kablosunu oluşturmuştu. Bazı konnektör tiplerinin örneklerini gördük. Bunlar 568A ve B idi. Bir düz kabloyu, bir çapraz kabloyu, bir konsol kablosunu ve geri döngü kablosunu gördük. Daha fazla Network Plus videosu izlemek, mesaj panolarımıza katılmak veya bana mesaj göndermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com